Ne zaman yazmış? Niye yazmış? Kitapta her yazana güven olmaz. Kitapta bak ne yazıyor? Nargile nargile haram mıdır? Nargile var mıymış ki o zaman? Olmaz mı? Nargile haram mıdır? Sonradan yazılan kitaplarda bunlar. Şimdi Osmanlı zamanında hmm. soruyor sual. Nargile haram mıdır? El cevap Nargile haramdır diyor. Zira nargilenin sesi domuzun sesine benziyor diyor. Fokurdaması diyor. Aa, Allah Allah. <laughs> ama şimdi bu cevap mı? Yani bir mantık aranmaz derler ama hani Hayır. çok şey yok yani. Niye bir mantık aranmaz? Hani bazı yerde artık sual etmeyiniz Ama bu saçmalık. E yani bana da öyle bu saçmalık. geliyor da. Yani kıyameti sual etme ama nargileyi sual edeceksin. Tabii. Çünkü sesinin benzemiş olması nargilenin haram olması. Hani sarhoşluk ediyorsa veriyorsa efendim israfsa buradan bir şey tutturursun da Hı, sebep. Sesinden domuz domuz ama haram oradan belki sesten yakalamayacak. Sesten olmaz işte sesten dolayı. Bu kitapta var. Senin okuduğun kitapta var diyelim. Bu kitap doğru, mu? yanlış bu. Bunları eleyemezsen ya da bunları eleyecek kapasiten yoksa sen her duyduğunu söyleme. O işi ehline bırak. Onun için duyuyor bir şey, hocasından duyuyor. O da hoşuna gidiyor. Aa karısı haram olmuş. Ölür ölmez kaçsın adam ondan diyor. Bu insani bir şey değil. Hayvan bile yapmaz bunu. Hayvan bile eşi öldüğü zaman bırakıp kaçmaz ya. Karısı haram oluyor diyor. Nikah düştü ondan diyor. Erkek hemen evlenebilir. Karısı ona haram oldu. Ona bakamaz. İnsan bir yabancıya da efendim ihtiyaç gereği yüzüne de bakar. Kabrede koyar. Burasını hiç hesap etmiyor. Ya enteresan şeyler. Kitapta her olan şey doğru değil sevgili kardeşim. Bakın bir misal daha vereceğim. Girmiş kitaplara. Yani bizim fıkıh kitaplarımıza bazı kitaplara girmiş. Kurbanlık hayvan aldın. <laughs> Kurbanlık hayvan aldın. Hayvanı kestin. Karnından yavru çıktı. <laughs> ne yapacaksın diyor. Kur'an'da öyle bir şey yok. Peygamber öyle bir şey yapmamış. Ama bu hoca diyor ki, kitaba yazmış. O çıkan yavruyu da keseceksin diyor. <laughs> Çünkü sen onu kurban ettin diyor. Kesmezsen kurbanın eksik olurdu. Yahu Allahu u Teala'nın ya da insanların ya da herhangi bir vicdanın onun kesilmesine ihtiyacım var. Kurbanı niye kesiyorsun sen? İnsanlara faydalı olsun diye. İnsanlar et yesin diye. Ya fakir fukara et yüzü görsün diye. Sadakam olsun diye kesiyorsun. Allah'a ulaşmıyor ki onun kanı eti. Allah öyle diyor. Onun kanı eti bana ulaşmaz. İçinden çıkan canlının ne suçu var ya? Anasını kurban ettin sen. İçinde yavrusu çıkarsa yavrusunu da kurban edeceğim demedin ki? Yavru kurban edilir mi? Neden dinimiz bir yaşına gelmeden kesme diyor koyunu? Sığırı iki yaşına gelmeden kesme diyor. Cana kıyma diyor. Yaşasın o. Bir işe yaramaz onun eti küçükken. O da masum. Onun da anası var. Bazı milletler var böyle. Ufacık yavruları kesiyorlar. Bazı alimler diyor ki onların başı beladan kurtulmaz. Çünkü doğar doğmaz yavruları kesiyorlar. Sen ama kurban kitabın içerisinde, ibadetin içerisine karnından çıkan yavru da kesilir diye fetva veriyorsun. Bunun fetvasın, kitapla, sünnetle, dinle ne alakası var? Şuraya getirmek istiyorum. Onlarca böyle misal bulabiliriz. Problem değil. Ama kitaptan her duyduğuna illa bunu yapacağım, bu doğrudur diye inanma kardeşim. Her hocadan duyduğun şeye inanma kardeşim. Akıl var, mantık var. Az önce siz yanlış bir şey söylediniz. Mantık sorgulayamam ki dedi. Nasıl sorgulayamazsınız? Hayır hocam, onu şunun Allah... için söyledim. Aklı aykırı bir şey ha. emreder mi size? Yanlış Mantın. anlaşılmasın onu o zaman müsaadenizle tam söyleyeyim. Bir yerden sonra sizin aklınız almaz diye biliyorum. O yüzden bir yerden sonrasını mesela niye işte kabir azabı var? Niye herkes aynı doğmuyor? Niye kimimiz hastalıklarla mücadele ederken kimimiz yağla balla besleniyor yaşıyor? Aklın yetmediği yere ha. vahiy Kur'an destek verir. Kur'anla çözersiniz. Kur'an'da da onun %90 hikmeti vardır. Ama hikmetinden sual olmaz. Hı. Bazı konular vardır. Onu değin. Kastettiyseniz. Bunu, bunu, ha, bunu kastettim. Tabii. Ama yoksa efendim adam Yoksa tabii ki bende mantık arıyorum. Aklıma mantık tesbihi, tesbihi almış. Çeviriyor. Ne yapıyorsun diyorum? Kıbleyi bulacağım diyor. Diyorum ki sen ne iş yapıyorsun? Ben diyor yüksek makine mühendisiyim diyor. Sevgili mühendis kardeşim. Bak Allah sana tahsil nasip etmiş. Yüksek makine mühendisi olmuş. Şu plastik iple Kıble arasında herhangi bir fiziki ya da biyolojik bir bağlantı var mı? Tesbih döne döne kıbleyi nasıl bulsun? Hani metal olsa kuzey kutbuyla falan bağlantı kurarsın da sonunda kuzeyi falan gösterir, güneyi gösterir. Aklın alıyor mu diye sordum. Hocam din akıl dini değil ki dedi bana. Hmm. Ne dini dedim o akılsızların dini mi o zaman? Din akıl dini değil diyenler yanlış söylüyorlar din akıl dini. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet akletmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz diye bize soruyor. Biz de diyor din akıl dini değil. Din akıl dini olsa diyor, mest giyiyoruz ayağımıza diyor, onun diyor altını mes etmemiz lazımdı, üstünü mesediyoruz diyor. Böyle bir misal veriyor, saçmalıyor. Ben de diyorum ki sen dedenden gördün mestin öyle ama peygamberin giydiği mestin altında başka bir ayakkabı yoktu. O yere basıyordu. Yere basarken toprağa bastığı mestin altını mesetmenin bir anlamı yok. Üstü tozlanmış, üstü mesedi. Akıl bunu gerektiriyor. Dinde akla aykırı bir şey yoktur. Peki hocam, devam edelim o zaman.